Uğur Bey, Galatasaray 2-1 kazandı. Abdülkerim Bardakçı 31 ve 45. dakikalarda gördüğü iki sarı kartta, kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Galatasaray bir yarıyı, ikinci yarıyı yani, eksik oynadı. Buna rağmen özellikle ikinci yarının başında ve hatta yani şuraya ne yazmışım bakayım, 60-65. Dakikaya kadar Galatasaray Gaziantep ceza sahasına, yarı sahasına ve ceza sahasına oyunu yıkmaya ve pozisyonlar üretmeye devam etti. Sonra biraz dengelense de oyun, Galatasaray hiç vazgeçmedi, hiç geri çekilmedi. Bir kişi eksik oynayan taraf kimdi diye soracak olursanız, herhalde dün akşam bilmeyen birisinin kırmızı kart gördüğünü bilmeyen bir seyirci herhalde iki takım da 11-11 oynadı diye düşünebilir ya da en kötü Gaziantep mi acaba bir kişi eksikti diye atabilir kafasından. Böyle bir maç oynandı. Ki Gaziantep Spor da ligde dün de altın çizdiğim gibi 5 şampiyonu dışarıda bırakırsak onların ekonomik imkanları tabii çok geniş. Ama kalan 14 mütevazı takıma baktığın zaman Gaziantep'in kadrosu Adanademir Spor'la beraber en iyi iki takım bana sorarsan. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir'i ayır. Onların imkanları geniş. Kalan 14 diye baktığın zaman Gaziantep ve Adanademir bence kadro kaliteleriyle yarışıyorlar. Gaziantep'in bu yaz transfer döneminde hani dün ilk 11'de ileri dörtlü Maxim, Figueiredo, Sagal, Mustafa Eskerlaç oynuyor. Çok iyi bir dörtlü bence. Arkasında Markovic'le Pekart var yani. Galatasaray'ın öyle bir derinliği yok ön tarafta. Gaziantep'in derinliği kadar. Veya işte savunma göbeğinde Ertuğrul'la Cilobocu oynuyor. Arkasında Toşça'yla Arda Kızıldağ var. Ülkenin en genç ve yerli Umut Vardan stoperlerinden biriyle Rumen milli Toşça. Bence derin de kadrosu Gaziantep'in ve kaliteli de bir kadrosu var. Lakin sizin de söylediğiniz gibi kadrolarının hakkını vermeyen bir iştah. Daha iştahlı oynaması gerekir. Daha tutkulu, daha cesur. Sanki zincirleri tutuluyor gibi kadronun. Zincirlerini biraz bırakması lazım Erol Bulut'un bu kadronun. Bu kadro daha iyisini yapabilir. İlk yarıyla ikinci yarıda farklıydı. Galatasaray'da bir kişi eksik kalınca sanki görüntü şöyleydi. Gaziantep Spor skoru koruyayım moduna geçti. Değil mi? 11-11 iken Gaziantep de daha iyiydi değil mi? Aynen öyle. Enteresan bir şekilde. Aynen öyle. 11-11 iken maç da iyiydi aslında. Yani bir 40 dakika. Bak bana sorarsan hakemle ilgili biliyorsun kolay kolay bu tarz yorumlarda bulunmam ama hakemlik benim burada mesela hakem değil. Tekrar altın çiziyorum. Türk hakemliği benim derdim. Birer birer hakemler değil. Yaşar Kemal Uğurlu esas bak 45. dakikadaki Abdülkerim'in ikinci sarı kart değildi mesela. 40. dakikada bu gelip bir ufak bir gerilim oldu kaleci Günay'la Sergio Oliveira arasında. Ufak bir gerilim oldu orada. Ondan sonra geldi ikisine sarı kart çıkarttı böyle ve sert bir vücut diliyle. İkisine sarı kart çıkarttıktan sonra kolay kart çıkartmaya başladı bence. Bak maçın ruhu hep altın çizdiğim bir şey. Maçın ruhu, oyunun ruhu, oyunun ruhu, oyunun ruhu. O dakikaya kadar oyunun ruhu neydi 40 dakika itibariyle? Oynatmama odaklı bir takım var mıydı sahada? Bence yoktu. Yoktu. Kötü niyetli futbolcu var mı? Yok. Herkes top oynamaya çalışıyor. Bak o dakikada faul sayılarına baktım. Gaziantep 2, Galatasaray 2 idi. 40 dakikada toplam 4 faul olmuş ya. Çiçek gibi maç oynanıyor. İki tarafta oynamaya çalışıyor. Tabii ki Galatasaray topa daha fazla sahip oluyor ama Gaziantep de kazandığı toplarla doğru kontrataklara çıkıyor. Yani Gaziantep kapanıyor olsa bile, geride karşılıyor olsa bir rakibini kötü niyetli bir defans yapmıyor. Faul yaparak oynamıyor. İterek çekerek oynamıyor. Mesela dün, önceki günkü Ankara Gücü Beşiktaş maçı kötü maçtı. Bu anlamda. Bu anlamda. Evet. Kötüydü yani. Sporcuların itişmesi, çekişmesi, fauller, ikili mücadelelerdeki yani sertlik. Yani Beşiktaş'ı biraz daha durdurmaya yönelik sertlikte. Oynatmamaya yönelik sertlikte. Ama Gaziantep Galatasaray öyle değildi 40 dakika. Oynamaya çalışan iki takım vardı. Oyunun ruhu böyleyken. Aynen öyle. Oyunun ruhu böyleyken bir itişme oldu Günay ile Oliveira arasında. Büyük bir itişme değildi. Geldin iki sıra sarı kart çıkarttın. Şimdi değerli Yaşar Kemal Uğurlu dostum. FIFA hakemi. Bir daha öyle bir itişme olsa ikinci sarı kartı verir misin sporcuya, atar mısın soruyorum. Ya bu sarı kartları bu kadar ucuz çıkartmamak lazım. Çünkü oyunun ruhunu zedeledi. Oyunun ruhunu zehirledi. Bak bunu hissetmek lazım. Ankara Gücü Beşiktaş maçın hakemi için ne demiştim? Oğuz'la Enkudu arasındaki, Muyakiş'le Vehorst arasındaki oynatmamaya yönelik tavrı sezemedi. Kart çıkartsa onlara erken, Oğuz'a özellikle erken kart çıkartması lazımdı. Buradaysa tam zıttı. Ya oynamaya çalışan iki takım var. Maç oynanmaya çalışıyorsa, akışkansa, futbol iyi gidiyorsa
bu kadar kolay sarı kart çıkartmamak lazım. Yani iki oyuncu bir kafa kafaya geldi. Yani böyle hafif bir temas ya. Temas olmadı bile. Ve ondan sonra döndüler gittiler. Her kafa kafaya gelene sarı kart verirsek maçlar bitmez. 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 Bu oyun aksiyon, yüksek tansiyon, yüksek nabızla oynanan bir oyun. Sporcular kaç nabız, kaç tansiyonla oynuyor. Yani bir pozisyonda kafa kafaya geldiler, sarı kart ver. Bir daha gelirlerse ikinci sarıyı mı vereceksin? Vermeyeceksin değil mi? O zaman bu kadar kolay birini sarıya çıkarma. Bak orada dengesi bozuldu hakemin. Standartta kayboldu ondan sonra. Kayboldu. O kadar kolay sarı kart çıkarsa elinde sarı kart dolaşmaya başladı bu sefer. Bir elinde düdük, bir elinde sarı kart. Önüne gelene sarı kart gösteriyor. Ve ondan sonra Abdülkerim'in sarı kart. Abdülkerim'in sarı kartına takıldı. Çünkü emin değildi. Emin olmadan çıkarttı sarı kartı. İkinciyi diyorsunuz değil mi? İkinci sarı kartı. Bence emin değildi. Kafası karıştı orada. Bak doğrusu doğrudur, yanlıştır demiyorum. Onu değerlendiririz. Ama emin olmadığı için, ikinci sarı kartı böyle gri, kafası karışıkken çıkarttığı için ikinci yarıda da yani bütün tahlilleri kafası orada kaldı. Faul kararları, kart kararları. Bak dikkat et, bir pozisyonda Sasha Boy'un pozisyonda niye eli ağzına gitti, düdüğü ağzına gitti ve penaltı beklediği pozisyon. Evet, bir saniye bekledi, ondan sonra çalmadı çünkü kafa karıştı. Kafa artık sağlık düşünmüyor, sağlıklı kararlar vermiyor. Yani hep şey, ya ben orada öyle bir karar verdim. Bu kararımdan dolayı öbür gün eleştirileceğim. Beni mahvedecekler. Ben orada aslında düşündüğüm buydu. Bunu kanıtlamalıyım. Bundan sonraki maçın geri kalanında. Yani böyle maç yönetmeye başladığın zaman zaten maç elden gidiyor. Kontrolü kaybediyorsun. Dolayısıyla dün büyük pozisyonlarla ilgili kararlar, penaltılar, kırmızı kartlar, sarı kartlar, ben orasında değilim. Orasına bakmam zaten genelde hakemler. Hakem maçı elinde tutabiliyor mu? Maçı anlıyor mu? Oyunu anlıyor mu? Oyunu beraber sporcularla beraber oynuyor mu? Oyunun akışkanlığına yardımcı oluyor mu? Ben orasındayım. Dün maalesef 40. dakikaya kadar iyi. 40. dakikada şu Oliveira Günay sarı kartından sonra oyunda oynanmasına yardımcı olmayan bir hakem. Dolayısıyla sizin de orada tahliliniz çok doğru. 11-11 iken her şey güzeldi ya. Her şey güzeldi. İyi bir maç izliyorduk. Premier Lig gibi bir maç izliyorduk. Galatasaray'da iyi oynuyordu. Gaziantep'te iyi oynuyordu. Ölçüleri, kapasiteleri çerçevesinde. Hakem de akışkan oyuna yardımcı oluyordu. Orada gittin sarı kartları çıkarttın. Çok lazımlıymış gibi. Ondan sonra bütün denge kayboldu. Gelelim. Teknik. Neden Galatasaray Gaziantep'e karşı böyle bir üstünlük kurdu? Sezonun en iyi Galatasaray'da. Hadi diyeceksin sezon daha 5 hafta. Evet. Kısa bir süre. Ama 450 dakikaya baktığın zaman da Galatasaray'ın en iyi maçıydı. Çünkü 4 haftayı iyi tahlil etmiş. Okan Buruk problemleri iyi tesis etmiş. Bu maça o problemleri biraz tedavi etme niyetiyle başladılar. Neydi problemler? Burada da zaman zaman değiniyorduk. 1. Kerem ve Yunus'un topla çok fazla taç çizgisine yapışık buluşmaları. Galatasaray hücuma çıkarken korkunç bir arazi olması önünde. Çünkü Kerem ve Yunus'u topu buluşturuyorsun ama bunlar kaleye çok uzak. Mesafeler çok uzak. Kısa seri paslaşamayan bir Galatasaray. Mesafeler uzak olduğu için. Ha bazen kanat hücumcular taç çizgilerine kadar açılır. Ama kanat hücumları taç çizgilerine kadar niye açılır? Mesela neden Manchester City hücum ederken veya Liverpool hücum ederken Mane ile Salah çizgide veya bu sezon Diaz'la Salah diye çizgide görürüz. Bazen çizgiye giderler. Çünkü sağ iç, sol iç, orta sancıları o koridorları değerlendirsin diye. Oraya örneğin Harvey Elliott'la Fabio girecektir. Fabio Carvalho girecektir. O yüzden açılmıştır Salah'la Diaz. Ama Galatasaray'da giriyor mu oraya oyuncular? Yok. Girmiyorsa, sen de taç çizgine kadar açılıyorsa korkunç bir arazi oluyor kat etmen gereken. Dün Kerem'le Yunus çok daha fazla içeride buluştular topla. Sanki bu konuşulmuş, video analiz yapılmış. Merkeze geldiler. Merkeze geldiklerinde Galatasaray daha dar bir alanda daha doğru hücum etme şansı buldu. 2. Oliveira. Geçen hafta demiştim ki ya Torreira gelince herhalde Oliveira daha iyi oynayacaktır. Çünkü Torreira geriyi daha fazla süpürecektir. Çıkışlarda stoperlerden daha fazla top alıp birinci ikinci bölge geçişini sağlayacaktır. Oliveira da topla daha önde buluşacaktır. Topla önde buluşunca da Oliveira'nın yeteneği ortaya çıkar. Ben Oliveira'nın yeteneği olduğunu düşünüyorum. Ama geçtiğimiz haftaki performansı çok kötüydü. Hatırlayın. Doğru. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir Oliveira izlemiştik. Bu hafta o beklenti gerçekleşti. Torreira'lık yaptı. Geriden top aldı, çıkarttı, pas arası yaptı, kesti, birinci, ikinci bölge bağlantısını yaptı. Oliveira daha fazla önde topla buluştu. Oliveira daha fazla önde buluştukça da kendini gösterdi. Bir anda evet Sergio Oliveira, Porto'dan tanıdığımız Sergio Oliveira oldu ve sezonun ilk defa, ilk tatminkar oyununu oynadı. Ha bu ne anlama gelir?
bakmak lazım yani. Şu anda hemen kanat sahibi olmak zor. Sergio Oliveira'nın her maçta bu maç gibi ciddi oynaması, her maçta bu maç gibi realist oynaması lazım. Her maçta bu maç gibi topu ısırması, istemesi lazım. Bu ligi hafife almamaları lazım. Eğer bu şekilde ciddi oynarsa Galatasaray dün Sergio Oliveira'yı kazandı. Bir oyuncu kazandı. Bu yüzden de hem Kerem Yunus ama özellikle tabii Yunus hem de Oliveira dahil olunca Galatasaray'ın ön alan oyununa, organizasyonuna Galatasaray'da sezonun en iyi hücum aksiyonlarını gerçekleştirdi diyebiliriz.